Bismillahirrahmanirrahim. Nahif kitabımızın 5. dersiyle bugün tekrar birlikteyiz sayın hocalarım. La unnafiye lil cinsi cinsini nefyeden la yani cinsini olumsuzlaştıran la inşallah bugünkü dersimizin konusu olacak. Diğer okuduğumuz konulardan yani birazcık farklı. Yani her zaman Arapça hayatımızda böyle her gün görebileceğimiz konulardan birisi değil la unnafir cinsi. o yüzden unutulması çok kolay bir konu her zaman karşımıza çıkmadığı için bu konuyu unutmanız çok normal ama bunun önüne geçebilmek için sürekli tekrar etmemizde fayda var Aslında zor bir konu değil dediğim gibi nadiren karşımıza çıktığı için unutulmaya yüz tutmuş konulardan bir tanesi Şimdi örneklerimizi okuyarak dersimize başlayalım. La kâzibe memduhun. Yani hiçbir yalancı övülmüş değildir. Hiçbir yalancı övülmüş değildir. Ya da övülmüş, övülmüş hiçbir yalancı yoktur. Övülmüş hiçbir yalancı yoktur. Buradaki la, la unnafiye lil cinsi. Bugünkü dersimizin konusu la musallina yani hiçbir namaz kılan yoktur. Fil mescidi el -ane, şimdi mescitte hiçbir namaz kılan yoktur. La talibati fil hadikati el ane şimdi bahçede hiçbir kız öğrenci yoktur. Şimdi bahçede hiçbir kız öğrenci yoktur. La fa ile şerrin sa'idun hiçbir Hiçbir şerrin faili mutlu değildir. Hiçbir şer yapıcısı mutlu değildir. La fa'ilen şerran sa'iden. Hiçbir şer yapan mutlu değildir. Hiçbir şer yapıcısı hiçbir şer yapan mutlu değildir. Bu ikisi birbirine yapı olarak çok benziyorlar. Burada Fa ile kelimesi, laun nefiyelil cinsinin ismi, birazdan onu göreceğiz. Burada muzaftır ama aşağıda yine laun nefiyelil cinsinin ismi ama burada şibihi muzaftır. Bunu inşallah birazdan göreceğiz. Yukarıdaki muzaaf, aşağıdaki şibihi muzaaf, yani muzafa benzeyen anlamında. Şimdi şuradaki kullanımlara bakalım. Şu yukarıdaki sağ tarafta, Launfilil cinsinin amel eder pozisyonu, sol tarafta da amel ettiği pozisyon. Ama aşağıdaki şu üç örnekte Launfilil cinsinin amel etmediğini göreceğiz. Peki hocam bu ne amele ediyor? Ya da ne olduğu zaman amel ediyor da ne olduğu zaman amel etmiyor? Bunu birazdan kaide bölümünde inceleyeceğiz. Lelkâzibu bu Yani yalancı, övülmüş değildir. Ve salikun makbulun. Hırsız ve hırsız kabul edilmiş değildir. La fi talibun sınıfın içerisinde bir öğrenci yoktur ve la muallimun veya ve bir öğretmen yoktur. Yekrahu el muvatinun vatandaşlar el muvatinun vatandaşlar kerih görüyorlar. Kerih görüyorlar kimi? El-hukkam ellezine öyle hakimleri ki yuamilunehum onlara davranan bila rahmetin. Rahmetsizce. Yani merhametsizce kendilerine davranan hakimleri vatandaşlar kerih görüyorlar anlamında. Hem burada bakın la'lar var, hem de burada la'lar var ve burada la var. Ama bunlar ne yazık ki Amel etmeyenler, bunlar amel etmeyenler. Şimdi kaidemize bakalım. Öncelikle işimizin ana mantığını öğrenelim. Yani la unnafiil cinsinin ne işe yaradığını öncelikle ilk satırdan bunu kavrayalım. La cinsi cinsin, tedhülü alal cümlesi ismiye isim cümlesinin üzerine girer. Yani isim cümlesinin başına gelir ve tamelu amele inne ve akwatuha ve İnne ve kardeşlerinin amelini yapar. Yani tıpkı inne ve kardeşleri gibi isim cümlesinin başına gelecek ve inne ve kardeşleri gibi ismini nasp, haberini ref yapacak. Fetansibul mübtede'e mübtedayı nasp eder ve yüsemme ismehe ve ismi diye isimlendirilir. Ve yebkal haberu merfuan ve haber merfu olarak kalır ve yüsemme haberehe ve haberi diye isimlendirilir ve hiye o ve hiye o yani la unnafe lil cinsi tenfi el habera haberi olumsuzlaştırır an cemii efradil ismi yani ismin fertlerinin tamamından haberi olumsuzlaştırır bakalım la kâzibe memduhun şimdi hiçbir yalancı övülmüş değildir Şimdi memduhun övülmüş aslında. Ama la ile biz bunu olumsuzlaştırdık. Dedik ki övülmüş değildir. Yani haberi olumsuzlaştırdık. Kime karşı? İsme karşı. İsim ne? Burada kerdip Yani laun unna il cinsinin ismine karşı. Ve bu ismin bütün fertleri için. Yani sadece bir tane yalancı övülmüş değildir değil. Bütün yalancılar övülmüş değildir anlamında neyi kullanıyoruz burada? Hiçbiri kullanıyoruz. Bu anlamı kazandırmak için. Hiçbir yalancı övülmüş değildir. Hiçbir yalancı övülmüş değildir. Bunu sağlayan La cinsi burada. Yani haberini öyle bir olumsuzlaştırıyor ki isminin bütün fertleri üzerine etki edecek şekilde. Anlamı tekrar verelim. Hiçbir yalancı övülmüş değildir. Şimdi gelelim dersimizin irabı yönüne. Bu çok fazla zor bir konu değil. Şu an öğreneceğimiz la unnafiye lil cisminin isminin irabı pek o kadar da zor değil. Konsantre olmamız yeter. İrabu ismi la unnafiye lil cins. Yani cinsinin nefyeden la'nın isminin irabı. Cinsini nefyeden la'nın isminin irabı. Birincisi şu. Yani birinci seçenek bu mansup olur. Birinci seçenek mansup olması. Ama ne zaman olacak? Eğer la unna fiilil cinsinin ismi muzaaf olursa veya şebihen bil mudaf, muzafa benzeyen olursa. İki seçeneğimiz var. La unna fiilil cinsinin ismi muzafsa eğer mansup olacak ya da şibihi bil muzaf ya da şebihen bil muzafsa ikisi aynı şey yani muzafa benzeyen anlamında yine mansup olacak. Ne gibi? La ile şerrin sa'iden burada muzaftır ve mansuptur. Burada da la fa'ilen şerren sa'iden burada da şibihi muzaftır. Sayın hocalar burada da şibihi muzaftır yani muzafa benzeyen anlamında. Bu ikisi de yani şuradaki fa ileyi irab ederken işte cinsinin nefy la'nın ismidir ve mansuptur fethayla. Bu aşağıdaki faileni de irab ederken aynı şekilde. cinsinin nefy la'nın ismidir ve mansuptur fethayla. Bu birinci seçenek. İkinci seçenek ve yubne alal haleti yunsebu bihe. Mansup olduğu hal üzere mebni kabul edilir. <Mansup> Burası işin güzel yanı. Yani mansup olduğu hal üzere mebni kabul edilir. Ne gibi? Mesela bu ne zaman olacak tabii ki? Müfret bir kelime olursa, cinsinin nefyeden la'nın ismi müfret bir kelime olursa, yani muzaf olmayacak ya da şibhi muzaf olmayacak. Ne gibi? La kâzibe memduhun. Hiçbir yalancı övülmüş değildir. Burada la'un nafirliğin cinsinin ismi kâzibe kelimesi ve kâzibe fethayla mansup. O yüzden biz buna diyeceğiz ki fethayla mebni. Mebniun alel feth. Veya diğer bir örneğimiz la musalliyeyni fil elen el an. Şimdi meşitte namaz kılan hiçbir kimse yoktur. Burada musalliyeyni müsenna bir kelime. Ve y ile mansup oluyor. O yüzden burada y ile mebni kabul edilecek. Mebniun alel ye'i. La talibatin fil hadikati elen. Şimdi bahçede hiçbir kız öğrenci yoktur. Talibetin cem mü müennes salim ve kesre ile normalde mansup oluyor. O yüzden burada diyeceğiz ki kesre üzere mebnidir. Bakın buradaki işin mantığını unutmayalım. Şu ikinci kural, şimdi birincisi basit. Eğer ismi muzaaf olursa ya da şibihi muzaaf olursa fethayla mansup olacak. Burada mansup yani murab ama ikinci seçenek eğer müfret bir kelime gelirse yani muzaaf olmayan ya da şibi muzaaf olmayan gelirse o zaman ne ile mansup oluyorsa o hal üzere mebni olacak. Ne ile mansup oluyorsa o hal üzere mebni olacak. Mesela la kazibede de feta üzere mebni, la musalliyeyni de yeğenin üzerinde mebni, talibatinde de kesre üzere mebni. Buna dikkat edelim. Yani çoğunluğumuz muhtemelen bu ikinci irapta sınavda sorulduğu zaman afallarız. Ama bakın dikkat edelim. Çok önemli bir fark var. Birisinde murab, diğerinde mebniye dönüşüyor. Arasında böylesine önemli bir fark var. Lütfen dikkat edelim, konsantre olalım. Yüşteratu fi amelille unnafiye lil cinsi thalâfetu şurutin. Şimdi geldik en önemli bölüme. La ama en kolay bölüm. En önemli ama bir o kadar da en kolay bölüm. لَاُنَّافِيَ لِلْجِنْسِ amel etmesi için 3 tane şarta ihtiyacımız var 3 şart yani şöyle örnek vereyim لَاُنَّافِيَ cins olacak yanında ismi olacak yanında haberi olacak güzel bunlar zaten olacak bunlarsız zaten olmaz da bunların yanında 3 tane daha şeyin olması lazım ki oradaki لَاُنَّافِيَ لِلْجِنْسِ ismini nazp haberini ref edebilsin şartlardan birincisi basit en yekuna ismuha nekira. Kesinlikle ve kesinlikle la unnafiye lil cinsinin isminin nekre bir kelime olması lazım. Yani marife olmayacak, nekre olacak. Ne gibi? La ve memduhim gibi. Bakın burada kâzibe nekre. Fe izâ câe ismuha ma'rife. Eğer la unnafiye lil cinsinin ismi marife olursa o zaman la te'amelu amel edemez. Ne gibi? lel kâzibu memduhun vale lesâriku makbulun. Şimdi buradaki la sıradan bir la gibi oldu. Çünkü la olmasaydı bile burası el kâzibu memduhundu zaten. Ya da esâriku es makbulundu. O yüzden buradaki la amel edemedi. Neden? Çünkü isminin başında elif lam var. Burada da aynı şekilde es sârikunun başında elif lam var. O yüzden birinci kural önemli. Kesinlikle ve kesinlikle la un lil cinsinin ismi nekre olacak marife olursa amel edemez. İkisini de merfu okumak zorunda kalırız isim cümlesin. İkinci kuralımız en yekune ismühe müttasilen bihe. Yani ismi la unnafiye il cinsinin ismi ona yani kendisine muttasıl olacak, bitişik olacak. Ella yefsilu beynehe ve beyne ismihe fasil. Eğer, eğer, eğer la unna cins ve isminin arasına bir fasıla bir ayraç girerse yani girmemesi lazım. Ella yapsulu ayırmaması lazım. La unna cins ve isminin arasına bir fasılanın bir ayracın başka bir kelimenin ayırmaması lazım ki amel edebilsin. Ne gibi? La talibe fissab. Bakıyoruz burada la unna cins en başta. İsme hemen yanında. Bakın ikisinin arasında herhangi bir şey yok o zaman burada amel edebilir. Ve izâ fasile beynehe ve beyne ismihe eğer onun arasını ve ismiyle arasını yani onunla isminin arasını ayırırsa o zaman amel edemez. Ne gibi? La fi talibun ve la muallimun. Normalde bu neydi? La taliben fi ve la muallimendi. Öyle yapsaydık sıkıntı yoktu. Ama böyle kurgulanırsa yani ismiyle arasına fissaffi gibi fasılalar girerse o zaman burada la amel edemez hale gelecek, düçar olacak. Üçüncü kuralımız elle yedhulu aleyhe harfu Kesinlikle ve kesinlikle la unna cinsimize harfi gelmeyecek başına. La unna cinsinin başına harficer gelmeyecek. Ne gibi? La hayra fil hakimi zalim. Yani zalim hakimde hiçbir hayır yoktur. Burada bakalım la unna cins var. Hemen yanında ismi var. Ve la'ya herhangi bir harficer bitişmemiş. Ve izâ dakhala aleyha harfu eğer la unna fiilil cins ya girerse yani başına gelirse batala ameluha eydan. Aynı şekilde ameli boşa çıkar. Ne gibi yakrahul muvatinun el hukkam ellezine yuamilunehum bila rahmet. Yani la rahmeten diyebilirdik. Ama la'ya bi'yi bitiştirince ne oldu? Bila rahmetin oldu. Yani bir rahmetin bila rahmet. Burada la'nın ameli bozuldu. Neden? Çünkü kendisine harfi cer bitişti. Şimdi burayı bir kere daha hızlıca tekrar edelim. Bu üç önemli altın kural yazabiliriz. Yani la unna felil cinsinin amel edebilmesi için Üç altın kurala ihtiyacımız var. Birincisi, la unna fiyelil cinsinin ismi kesinlikle nekre olacak. İsmi nekre olacak. İkincisi, ismiyle kendisinin arasına bir fasıla girmeyecek. Yani ismi la'dan hemen sonra gelecek. Üçüncü kuralımız da, la unna fiyelil cinsiye kesinlikle harfi cer bitişmeyecek. Kesinlikle harfi cer bitişmeyecek. O izâ şartun mine şarteynil evleyeynim. Şimdi bu ilk iki şarttan bir şart bulunmazsa eğer. İlk iki şart neydi? İlk iki şart neydi sayın hocalarım? İsmi nekre olacak ve aralarında fasıla bulunmayacak. Bu iki şarttan birisi kaybolursa, yani bir cümlemiz var ki bunlardan birisi orada uygulanmamış. O zaman la fe'lil cinsinin ameli batıl olur <laughs> ve onun tekrarı gerekir. Ne gibi? Lel kâzibu memduhun ve lessârikum akbûlun. Şimdi burada e, ikinci kural ihlal edilmiş. Yani is, birinci kural ihlal edilmiş. İsmin nekre olacakken marife olmuş. O yüzden eğer cümleyi devam ettirmek istersek la'yı bir daha zikredeceğiz ve amel etmediğini görüyorsunuz. Veya sol tarafta la fi ve Burada da ikinci kural ihlal edilmiş. Aralarına fasıla girmiş. O yüzden amel etmeyecek ve la'nın tekrarı gerekir. Bu kural önemli. Yani bu üç saydığımız şarttan ilk ikisinden birisi uygulanmazsa o zaman hem amel etmeyecek hem de tekrarı gerekecek. Ve in fukide eşşartul Eğer son şart uygulanmazsa yani Harficer girmezse dedik, girerse eğer, girerse o zaman sadece ameli batıl olur, tekrarı gerekmez. Ne gibi yu bila rahmet. Burada bila rahmetin bila mesela tekrara gitmedik. Çünkü gerekmez. Bu kural da bence önemli sayın hocalar. Yani çoğumuz bunu belki göz ardı edeceğiz ama bence önemli. İlk iki şarttan birisi gerçekleşmediğinde hem ameli batıl oluyor hem de tekrarı gerekiyor. Ama üçüncü şart gerçekleşmediğindeki üçüncü şart neydi? Harficer girmeyecekti ona. Eğer harficer girerse sadece ameli batıl olur, tekrarı gerekmez. Şimdi diğer bir mevzumuz. Ve <laughs> kad bazen hasfedilir. Haberu la unna fiilil cinsi iza Yani cümlenin siyakından, cümlenin akışından, anlaşıldığı zaman la unnafe lil cinsinin haberi bazen hasfedilebilir. Yani ismi değil bakın haberi bazen hasfedilebilir. Ne gibi? La ilahe illallah. Yani aslında burası la ilahe mevcudun illallah. Ama mevcudun demeye gerek yok. La havle ve la kuvvete derken mesela la havle ve la kuvvete illa billah derken la havle mevcudun ve la kuvvete mevcudun illa billah aslında demek istiyoruz. Ama cümlenin gidişatından zaten bu mevcudunlar manadan çıktığı için bunları dememize gerek yok. La havle aslında la havle mevcudun ve la kuvvete aslında ve la kuvvete mevcudun illa billah. Ve hunake burada istimalatun şai'atun yani bazı genel kullanımlar var. Genel kullanımlar. burdet anil arabi. Araplardan gelen bazı genel kullanımlar var. Mahzufetul haber. Yani haberin Hasf edildiğine dair Arapların kullandığı bazı genel kullanımları kitabımız bize burada verecek. Ne gibi? La şekke. Yani hiçbir şüphe yok. Aslında la şekke mevcudun. La raybe yine şüphe yok. La cerame işte suç yok, günah yok. La budde gerekir. La be'se yani üzüntü yok, beis yok. Sakınca yok. La mehalete veya la dayra işte zarar yok. La hacete ihtiyaç yok. La menasa. işte olanak yok. La acebe. Yani acayiplik yok. Ya da la garve. Nasıl diyelim buna? Şaşırmak yok. La garve şaşırmak yok. Yani şu gördüğümüz kalıpları. La şekke, la raybe, la cerame, la budde, la be'se, la mehalete, la dayra, la hacete, la menasa la acebe la garbe. Araplar bunları bu şekilde kullanmışlar. Yani onlar da hasfetmişler. Bu okuduğumuz örneklerin tamamında la unna fe'lil cinsinin ismi var. Haberi piyasada yok. Çünkü bazen dedik ki cümlenin siyakından anlaşıldığı zaman haberi hasfedilebiliyor dedik. Ama bu tabii ki her yerde olmaz. Yani kafamıza göre biz haberini hasfedemeyiz. Onun da altını çizelim. Çünkü hasfedersek yani bunun la unna cinsi örneği olup olmadığını karıştırabiliriz. İrabında zorlanabilir. Evet elimden geldiğince detaylı bir şekilde tekrar ede ede izah ede ede kaideyi anlatmaya çalıştım sayın hocalar. Bizim dersimiz sadece tercüme değil kaideyi öğrenme ders. Yoksa sadece ben motomot kitabı tercüme edip bitirseydim şimdiye belki de videonun yarısında olmuştuk. Belki sonuna gelmiştik. Ama gayemiz Hemen hızlıca videoları bitirmek değil. Önemli olan o kaideyi öğrenmek ve en büyük hayalimiz olan Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuz an bu kaidelere orada canlandırabilmek, bunun gayesi içerisindeyiz. Ve sizler de lütfen bunun çabası içerisinde olunuz. Yani dersler bir şekilde geçilir, ama bize bu öğrendiğimiz ilimler kar kalır, fayda kalır. O yüzden bu yaptığımız derslerin video kaydı olması, sizlerin yanında her zaman bulunabilmesi ve canımız istediğinde defalarca izlenebilme olanağının olması da bizler için gerçekten güzel bir şey, büyük bir nimet. Bunun da farkına varmamız lazım. Şimdi gelelim alıştırmalarımıza. Et tedribetu alıştırmalar. Birinci alıştırmadayız. Ayin göster. La unnafe cinsi göster ve onun ismini göster. Gelen cümlelerin içerisinde la unnafiye cinsini ve onun ismini göster. Kema fil mithaleyni iki örnekte olduğu gibi. Bakalım. La tabii ki yani şöyle bir şey var. Sayın hocalarım şimdi bu açıklama bu ama iki örneğe baktığımız zaman şu sıfır numaralı örnekte La unnafi lil cins olduğunu kitabımız bunu tespit etmişler. Ama bir numaralı örnekte buradaki la'nın bir nefi harfi, olumsuzluk harfi olduğunu tespit etmişler. Yani o zaman biz burada şuna bakacağız. Sadece la unnafi lil cinsini ve isimlerini aramayacağız. Demek ki bazıları bunların la unnafi lil cinsi bile değil. Onları da ayırt edeceğiz. Yani böylesine kapsamlı bir alıştırma. La muhsine mezmumun. Yani hiçbir muhsin, iyilik yapan kimse mezmum yani yerilmiş değildir. Zem edilmiş, yerilmiş değildir. Burada la unna feylil cinsi var ve muhsine onun ismi ve feta üzere mebin. İrabını hatırlayalım. Müfret kelime gelirse mansup olduğu hal üzere memni demiştik. La yahillul kesbul haram. Ya da şöyle la yahillul kesbu el harame. El kesbu kazanmak gayret etmek haramı helal yapmaz. Buradaki la la unnafiye olumsuzluk laz. La sarika eminun hiçbir hırsız güvenilir değildir. Bu la unnafiye lil cins ismi burada bakın feta üzere mebni eminun da haberi ve merfu. La asiyan vâlideyhi memduhun hiçbir anne ve babasına isyan eden övülmüş değildir. Burada asiyan velidehi asiyan burada şibhi muzaf. Sayın hocalar. Asiyan burada şibhi muzaf olarak la unna cinsinin ismi ve o yüzden fetha ile mansup olacak. Memduhunda haber. Sefera Ahmedu la Mustafa. Ahmet yolculuk yaptı Mustafa değil. Bu sadece la unnafiye. Olumsuzluk lazım. La salla el münafiku ve sâme. Yani münafık namaz kılmadı. Yani e, salle. Gerçi doğru namaz kılmadı ve la sâme oruç tutmadı. Bu da yine aynı şekilde olumsuzluk lâsı sayın hocalar. La şecerete tuffâhin, Yani hiçbir elma ağacı yoktur fil bahçede. Burada şecarate muzaftır ve nedir? Fethayla mansuptur sayın hocalar. La unna fiilincisinin ismidir. La hayra fi malin bir malın içerisinde hayır yoktur. La yenfe sahibuhu sahibine fayda vermeyen malda hayır yoktur. Burada hayra yine la unna fiilincisinin ismidir. Sayın hocalarım ve feta üzere mebnidir. Kullul muvatinine bütün vatandaşlar yaşıyorlar bila emnin. Yani güvensizlik içerisinde bila emnin, güvensizlik içerisinde yaşıyorlar. Burada la maalesef amel edememiş biden dolayı. O yüzden bu olumsuzluk lasıdır. La ikraha fiddin ayeti kerime hepimizin malumudur ki dinde zorlama yoktur. La ikraha fiddin, dinde hiçbir zorlama yoktur anlamında. Yine burada la unna fi'lil cinsinin ismi müfret bir kelime. Yani biz buna feta üzere mebni diyeceğiz burada. İkinci alıştırmamız ayin isme ve habera la unna cins fi'l cümle İşte bu tam bize göre bir alıştırma. Çünkü gelen cümlelerin içerisindeki la unna cinsin hem ismini hem de haberini göstereceğiz. Bakalım. La ganiye nefsin fakir. Yani hiçbir gönlü zengin olan fakir değildir. Hiçbir gönlü zengin, şöyle diyelim gönlü zengin olan hiçbir kimse fakir değildir. Burada ganiye nefsin la unnafe lil cinsinin ismidir ve ganiye burada muzaftır. Fakirun da haberdir. La ganiye nefsin fakirun. La muhibben vatanehu. Hiçbir vatanını seven mensiyun. Yani unutulmuş değildir. Burada ben vatanehu hemen anladınız zannımca. Ney burası? Şibhi muzaf. Burası şibhi muzaf ve fethayla mansup mensiyun haberidir. La nihayete lil khiyal. Yani hayallerin hiçbir sonu yoktur. Hayallerin hiçbir sonu yoktur. Yine burada nihayete kelimesi müfret olduğu için parantez içinde muzaf ya da şibi muzaf olmadığı için feta üzere mebnidir. La havle ve la kuvvete illa billah. Havle la'nın ismi kuvvete la'nın ismidir burada. Haberler hasfedilmişti. Neydi? La havle mevcudun ve la kuvvete mevcudun. La ekaveyni siyyen. Şimdi bu hiçbir iki kardeş la ehaveyni hiçbir iki kardeş siyan yani birbirine eş değildir. Birbiriyle aynı değildir anlamında. Yine ekaveyni burada la unna fe'lil ismi ve ye üzere mebni çünkü bu müsenna bir kelime. Siyani de haberi o da elif ile merfu. La fadla li arabiyyin ala e'acemi. Arap'ın yani bir Arap'ın Arap olmayana hiçbir üstünlüğü yoktur. İlla takva, illa bir takva. Ancak takvayla. Burada fadle li arabiyin. Burada fadle mudaafa benziyor sayın hocalarım. Ya da la fadle arabiyin olsaydı muzaf olurdu. Tamam bu muzaf değil. Müfret bir kelime feta üzere memnun. La müteavinine alel hayri nadimun. Müteavinin yardımlaşanlar yani hiçbir hayır üzerine yardımlaşan hiçbir kimse nadimun pişman değillerdir. Burada müteavinin müfret bir kelime. Yani muzaf ya da şibi muzaf değil. O yüzden y üzere mebni. Çünkü bu cem müzekker salimdir. Y ile mansup olur. O yüzden y üzere mebni olacak. Nadimun haberimiz o da vav ile merfu. Çünkü cem müzekker salimdir. La ziddeyni müştemi'an. Yani hiçbir zıt iki şey bir araya toplanmış değildir. La ziddeyni. Dıddeyni müsennadır. Y ile mansuptur. Burada Y ile mebni olacak. Çünkü la unna el-ilcinsinin ismidir. Müştemiyan haberidir. Elif ile merfu. La darara ve la dirar. Bu da muhtemelen bu zaten hadisi şerifte. Zarar vermek yoktur. Ve la dirar, Zarara zararla karşılık vermek de yoktur. Yani bu da az önce okuduğumuz gibi la kuvvete, la havle ve la kuvvete gibi burada da haberleri hasfedilmiştir. Darara ismi, dırara da yine buradaki la'nın ismidir. Üçüncü alıştırmadayız. Da hattan tehte ismi la unnafi lil cinsi. Yani la unnafi lil cinsinin isminin altına bir çizgi koyacağız. Bakın isminin altına çizgi koyacağız. Sonra o ismin irabının hükmünü açıklayacağız. Yani mansup mu? Mebni mi? Ne ile mansup? Ne ile meb? Örneğimize bakalım. La kârihe zenme. Yani hiçbir günahı kerih gören mezmumun yerilmiş değildir. Buradaki la unna fiilin cinsinin ismi karihendir ve karihen şibih muzaftır ve mansuptur. Şimdi muzaaf olursa ve şibih muzaaf olursa mansup dedik sayın hocalar. Müfret olursa mebni dedik. Hatırlatalım. La ehade yuafikuke ala hada ra'yi yani sana uygunluk gösteren, sana uyum sağlayan bu görüş üzerinde hiçbir kimse yoktur. La ehade. Ehade burada la unnafe'linizin ismidir ve feta üzere mebnidir. Müfret olduğu için, muzaf ya da şibi muzaf olmadığı için. La ta'ate li mahlukin inde maasiyetil halik. Yani Allah'a isyan etmekle beraber hiçbir mahluka itaat yoktur. La ta'ate yine burada feta üzere mebnidir. La gafira zunubi illallah. Yani günahları bağışlayan hiç kimse yoktur Allah'tan başka. Burada habere hasfedilmiş. Gafiran da nedir? Mansuptur çünkü şibi muzaftır. La mühendiseyni suriyeyyeyni mühendisi mühendisine yani mühendiseyne değil yani müsenna değil cemi okuyalım. La mühendisine suriyine Hiçbir Suriyeli mühendis yoktur. Müşarikuna fil meşru proje. El meşru proje. Projeye katılan hiçbir Suriyeli mühendis yoktur. Müşarikuna burada la unna fe'lilnisinın haberi. Vamile merfu çünkü cem muzekker salim. Mühendisi ne de ismidir ve y üzere mebni. Hatta bakalım. E, yok ye üzere mebni değil sayın hocalar. E, doğru doğru. Y üzere mebni neden? Çünkü müfred bir kelime. Şibi, muzaf değil şibi muzaf değil o zaman mebni cem-i salim olduğu için y ile mansup olduğu için y üzere mebni suri yeyni de onun sıfatı <laughs> la dine limen la emanetele yani emaneti olmayanın dini de yoktur la dine mevcudun limen la emanete mevcudun lehu aslında böyle cümle yine hasıflar var burada dine La unnafil ismi ve feta üzere mebnidir. Çünkü müfret bir kelimedir. Burada da emanet aynı şekilde bu la'nın ismidir ve feta üzere mebnidir o da. Ve la ahde limen la Yine aynı şekilde vefası olmayanın sözü de yoktur. Yine ahde feta üzere mebni, vefa feta üzere mebni. Bunların haberleri hasfedilmiş. La şakka fi vücudille. Allah'ın mevcudiyetinde hiçbir şüphe yoktur. Yine burada haber hasfedilmiş la şekke fetah üzere mebni la servete e'zemu min sıha sağlıktan daha büyük bir servet yoktur. Burada da servete yine ismidir ve feta üzere mebnidir. Yani müfret olduğu için. La muhmileyni vacibehuma. Yani hiçbir ödevini ihmal eden iki kimse nacihani başarılı değillerdir. Burada yine muhmileyni vacibe dediği için bu şibih muzaftır ve şibih muzaftır ve ye ile mansuptur. Şibih muzaftır ve ye ile mansuptur. E, ee, Nacihani de haberidir. O da elif ile merfudur. Müsenna olduğundan dolayı. Gelelim dördüncü alıştırmamıza. Ecip anilesileti soruları cevapla. Bi uslubi la unnafe lil cinsi. Yani la unna fe cinsi üslubuyla, tarzıyla gelen soruları cevaplayacağız. Tabii ki ismini ve haberini de koymakla beraber. Bakalım. Hel indekum taamun el yevme. Bugün sizin yanınızda yemek var mı? La hayır. <laughs> la taame indena el yevm. Bugün bizim yanımızda yeme hiç yemek yoktur. Hel saiku sayyaratin musriun? Arabanın şoförü hızlı mıdır? La hayır. <laughs> la saikas la saika sayyaratin musriun. Hayır, arabanın şoförü hiç hızlı değildir. Hal indeke mev'idun gadan yarın senin bir yani sözleşmen var mı? Yani vakit olarak bir sözleşmen var mı? La hayır. <laughs> La hayır. La mev'ide indi gadan. La mev'ide indi gadan. Helil mühendisani müşarikani fil meşru. Yani iki mühendis projeye katılıyorlar mı? Katılacaklar mı? La hayır. La mühendiseyni müşarikani fil meşru. Hel min talibin fahimin heze sual. Bu soruyu heze sual bu soruyu anlayan bir öğrenci var mı? La hayır. La hayır. La talibe. La talibe. Ne diyelim? La talibef fahiman hada suala. Hal zalimun nase mahbub? Yani insanlara zulmeden sevilir mi? La hayır. La zalime en nas mahbub. Hal el muttaquna qanituna min rahmetillah muttaqiler. Allah'ın rahmetinden ümit kesenler midir? La hayır. La muttaqina qanituna min rahmetillah. Helil kesbul haramu mufidun. Yani haram kazanç faydalı mıdır? La hayır. La kesbel harami mufidun. Tabii ki burada isimlerini bakın eliflamsız yapmayı unutmayalım. Çünkü birinci kural neydi? La unnafi helil cinsinin ismi nekre olacak. Helil mukassirune nacihun. Şimdi bu mukassirun sayın hocalarım. insanın bir şeye gücünün yetmesi ama gücü yettiği halde vazgeçmesi. Yani gücü yetip vazgeçenler başarılıdırlar mı? La hayır. La mukassirine nacihune. Hel min malin e'azzu minel akil. Yani mal akıldan daha değerli midir? Ya da şöyle diyelim. Malın akıldan daha fazla değeri mi vardır? La hayır. La malen e'azzu minel akli. La malen e azzu minel akli olacak. Beşinci alıştırmadayız. Ayin göster sebebe iptali ameli la kema fil misale. İki örnekte olduğu gibi. iki örnekte olduğu gibi ki bir tane örnek burada yazılmış. İki örnekte olduğu gibi la'nın amelinin iptal olmasının sebebini söyle. Şimdi neydi sayın hocalarım? İptal olmasının sebepleri ne olabilir? İsmin nekre gelmemiş olabilir ya da ismiyle arasına bir fasıla girmiş olabilir. Ya da la unnafiye lil cinsiye bir harficer bitişmiş olabilir. Bunlardan biri varsa amel etmeyecek. Bakalım. Lel mudiru mevcudun ve la müsaiduhu. Yani ne müdür mevcuttur. Yani müdür mevcut değildir. Ve onun yardımcısı da değildir. Burada amel edemedi. Neden? Çünkü ismi eliflamlı marife geldi. La fil kulliyeti talibun ve la üstazun. Yani üniversite fakültede fil kulliyeti fakültede bir öğrenci yoktur ve ve bir öğretmen yoktur. Burada neden amel edemedi? Çünkü arasına bir fasıla geldi. Lessemeku ekulun ekulu ve leddecacu. Yani balık yani balık yemiyorum tavuk yemiyorum. Yani yediğim balık değil tavuk değil. Böyle daha güzel oldu. Burada neden amel edemedi? Çünkü isminin başında eliflan var. Marife geldi. La fil beyti hubzun ve la milhun. Yani evde tuz yok, ekmek yok. Burada neden amel edemedi? Çünkü araya bir fasıla girdi bakın. İsmi buradaydı. Araya fasıla girdi. Yadillu men yesiru bila va'in. Va yani yadillu dalalete düşer men yesiru dolaşan kimse davranan hareket eden bila vayin yani bir sözsüz hareket eden. Burada niye amel edemedi? Çünkü harfi cer bitişti. Let tullabu şariku fil nedveti velel muallimun. Yani şariku katıldılar fil nedveti konferansa katıldılar. Let <laughs> tullabu yani öğrenciler konferansa katılmadı. Yani konferansa katılanlar öğrenci değildir ve öğretmenler değildir. Burada amel edemedi çünkü ismi eliflamlı. Burada da yine ismi eliflamlı. La me'ane zehebun ve la fiddetun. Yani bizimle beraber ne zehebun altın var ne de gümüş var. Burada amel edemedi çünkü ismiyle arasına bir fasıla girdim. Lel muhasibu Lel muhasibu Kaddeme takdiran ve la naibuhu. Yani kaddeme takdiran rapor sundu. Rapor sunan rapor sunan muhasebeci değildir. Ve la naibuhu yani onun vekalet verdiği de değildir. Onun yerine bakan naibu onun yerine bakan değildir. Burada niye amel edemedi? Çünkü eliflan var. Yemdehullahu men yunfiku fi sebilihi Allahu Teala kendi yolunda infak edeni sever, över. Yemdehu över bila hesapsızca. Burada amel edemedi neden? Çünkü kendisine harficer bitişti. Altıncı alıştırmadayız. Ayin la unnafe lil cinsi ve ismehe ve haberihe. Şimdi ayin la unnafe lil ve ismehe ve haberahe fil ayetil kuraniyeti tali. Gelen ayeti kerimelerin içindeki la unnafe lil cinsini ismini ve haberini göstereceğiz. Bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. La hayra fi kethirim min necvehum. Burada men de olabilir. Men necvehum. Bakmak lazım bu ayeti kerimeye. La hayre fi kethirim men necvehum illa men min necvehum da olabilir. İkisi de olabilir şu an. La hayre fi kethirim min necvehum. Ayeti kerimesindeyiz yeniden. Şimdi burada la unna fiilincisinin bakın ismini burada rahatlıkla görebiliyoruz. La hayra fi kethirim min necvehum illa men emara bi sadakatin ev ma'ruf ne vislahin beyne'n nas ve men yef'al zalike merdati merdatillah fe sefe nu'tihi ecran azime la hayre fi kesirin bin necvehum burası da muhtemelen haberi sayın hocalar la cerame ennallahi ya'lemu ma yusiruna ve ma yu'linun innehu la yuhibbul mustekbirin la cerame la cerame Bakın buranın haberi hasfedilmiş. Zaten örnekte de görmüştük bunu. Yutafu aleyhim bir ke'sin min ma'in beyda'a lezzetin lişşaribin. La fiyha gavlun ve la hum anha yunzefun. La fiyha gavlun. La fiyha gavlun. Bakın gavlun. La fiyha Burada amel edememiş sayın hocalar. Çünkü araya fasıla girmiş. Ve la hum yunzefun. Ve la hum anha. Burada amel etmişe benziyor hum ismi ise eğer sayın hocalar. Zalikel kitabu la raybe yine aynı şekilde ismi ama haberi hasfedilmiş az önce onu görmüştük. İnnellezine yeşterune bi ahdillahi ve imanihim themenen kalilen ulaike la halaka lehum fil ahire. Evet la halaka lehum burada haberi olsa halaka ismidir. Evet başka bu ayeti de yok. Kalu tallahi lekat Allahu aleyna ve in كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو رم الرائم بوعية كريمة دنردها من بكلم لا تثريب عليكم التثريب مراد اسمي سينو جلرم عليكم داها برديالم لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له Evet, fela meradde mevcudun lehu olabilir. Burada da ismi meradde olduğunu görüyoruz. Şimdi altıncı alıştırmadayız. İkra en naslat taliye gelen parçayı oku ve bu parçadan la unna fiyelil cinsini isimlerini haberlerini göstereceğiz. Medineti el mufaddaletu yani benim tercih ettiğim şehir. Medineti benim şehrim. El mufaddala tercih ettiğim şehrim fekertu düşündüm yani Ayşe yaşamayı fi hadihil medineti bu şehirde elleti öyle ki ucibet biha ucibtu biha i'caben şediden yani şiddetli bir etkilenme ile kendisinden etkilendiğim bu şehirde yaşamayı düşündüm ve hi o medinetun bir şehirdir la kebiraten büyük büyük olmayan ve la sagiraten küçük olmayan medinetun ma'muratun, imar edilmiş bir şehir, muhatatun çevrili, bilgabati min kulli cihat, bütün yönlerden ormanlarla çevril. Ve müştemiletun içeren, ala hadayikin ammetin vasiyat, genel geniş bahçeler içeren, fihe o bahçelerin içerisinde, Hayadun vasiatun, yani geniş havuzlar vardır, ve fevveratun, ve pınarlar, fışkıran kaynaklar, tertefi'u ile seme, gökyüzüne kadar yükselen fışkıran kaynaklar vardır. Ve fihe o bahçelerin içerisinde ezherun, çiçekler vardır. Muhtelifetul elven, renkleri çeşitli çeşitli, renkleri farklı. Ve ehl ve hadihil medine ve bu şehrin halkı yeskunune oturuyorlar. Fi buyutin, evlerin içerisinde. Zatit tabikayni, iki katlı, ve eme muhe ve önünde de hadayikun hassatun özel bir bahçesi olan tuşrifu ale şevari geniş bahçelere bakan mücehhezetun hazırlanmış donatılmış bi ehdefi nizamil murur yani en son trafik sistemleriyle modern trafik sistemleriyle donatılmış geniş caddelere bakan özel bahçeleri olan önünde la müşkilete mururin fiha yani o caddelerin içerisinde hiçbir trafik sorunu yoktur. Ve hiye o nazifetun cidden. Gerçekten caddeler temizdir. Lel veskha ves kirlilik fihe onların içerisinde kirlilik yoktur. Kirlilik mevcudun ve Yani kirlilik şu mevcudun burada haberi el veskha gerçi el vesku olacak amel etmeyecek çünkü elden dolayı lel vesku fihe caddelerin içerisinde kirlilik mevcut değildir. Vel guber ve toz mevcut değildir. El guberu toz kelimesi. Ve fi hadihil medineti ve bu şehrin içerisinde medarisun okullar vardır. Ve camiatun mermukatun ve prestijli mermukatun şöhretli prestijli üniversiteler vardır. Kullun nasi bütün insanlar müteqifun yani güvenilirlerdir. Ya da güvenilir değil kültürlüdürler. Bütün insanlar kültürlüdürler. La ummiyen fiha. Yani onların içerisinde ummi yoktur. Hiçbir kimse ummi değildir. Yani okuma yazma bilmeyen değildir. Ehlül <laughs> Medine'ti şehir halkı efadilu yahtelimu ba'duhum ba'da. Bazıları bazısına hürmet eden faziletli kimselerdir. Ve yetehabuna lillahi. Yani Allah için birbirlerini severler ve yetaabenun beynehum ve aralarında yardımlaşırlar. Alal birri ve takva iyilik ve takva üzerine. Fehum onlar eminun güven içindedirler min kulli şerrin bütün şerlerden. Yaishuna yaşarlar fi emnin güven ve silmin işte barış içerisinde. Bila havfin ve la kalakin yani korkusuzca bila havfin korku olmadan ve la kalakin endişe olmadan buralarda amel edememiz çünkü e, şuradan, bi birleşmiş sayın hocalar. La fiha yani o şehrin içerisinde ihtiyaç yoktur. Hacetun ihtiyaç yoktur. İla sicnin bir hapise e, vela ve ila mahkeme ya da mahkemeye ihtiyaç yoktur. El hayru hayır la hudud lehu onun bir sınırı yoktur fi hadihil medine bu şehirde. La hududa lehu hududa burada ismidir. Ve şerru ve şer ise la muqirra fiha yani şerrin yani orada bir karar kılmışlığı bir kararı yoktur şerrin yani kötülüğün orada bir karar kılmışlığı yoktur ve fil hakika gerçek manada da ve fil hakikati gerçekte de Eyne insan insanu. Şimdi bu ze burada yani gerçek bir bilgi verecek burada. Ve fil hakikati gerçek manada da. Eyne yekunul insan. İnsan nerede olursa olsun yekunu meahu onunla beraber olur. El hayru ve şer. Yani insan nerede mevcutsa hayır ve şer de onunla beraber orada mevcuttur. Ve hume o ikisi yani hayır ve şey şer şeyane dıddan iki zıt şeydir. Hayır ve şer iki zıt şeylerdir. La dıddeyni müştemiyan ve iki dıt zıt olan şey bir arada toplanmazlar. Burada la'nın ismi dıddeyni e, ve ye üzere mebni müştemihinde haber. ve vazifetul fadiliyne yani faziletli insanların görevi fil müştemiye toplumda yani toplumdaki faziletli insanların görevi es fi neşril hayır yani hayır dağıtmakta hayırı yaymakta es koşturmaktır koşuşturmadır vel kada'u ala 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 şerri bi kadril ve kada da burada engel olmak yani şerri imkanlar nispetince engel olmaktır. La sa'ine fil hayr fashilun ve bu da yine güzel bir söz. La sa'ine yani hiçbir bu cem müen müzekker salim sayın hocalarım burada sa'ine cem müzekker salim yani hiçbir yarışan yoktur fil hayr hayırda hiçbir yarışan yoktur fashilun başarısız olmuş olsun. Ve la sa'iyatin hiçbir yarışan bayan yoktur ki fil bir iyilikte fâşilâtun başarısız olmuş olsunlar. Burada yine e, sahiyetin ismidir fâşilâtun haberi. Burada da sa'in ismidir fâşilun haberi. Vallahi Allah'a yemin olsun ki la yudî'u zayi etmez yani ecral muhsinin iyilik sahiplerinin iyilik yapanların ecirlerini mükafatlarını Allahu Teala kaybetmez zayi etmez anlamında. Evet sayın hocalarım parçamızda yani gücümün yettiğince gördüklerimi zaten söyledim. La unna fe lil cinsi ne olsun isimleri ne olsun ya da haberleri ne olsun mesela şuradaki ismi gibi. Bunlara dikkat edelim. Buradaki yine ismi gibi şu haberim. Bunlara dikkat ederek isterseniz videoyu kapattıktan sonra bir kere de sizler bu parçayı Mesela şuradaki ismi, şuradaki ismi bir kere de sizler parçayı talil etmeye çalışalım ki konuyu bu şekilde öğrenmiş olalım. Dediğim gibi bu konu yani kıyıda köşede kalarak yıllarca unutulan konulardan bir tanesi. O yüzden sınav zamanından önce mutlaka ve mutlaka bu konuyu tekrar edelim ki sınavda çıktığında ya bu konu neydi acaba diye sıfır bilgiyle bu konu için sınava gitmeyelim. Yoksa kesinlikle bilemeyeceğiz. Evet sayın hocalar 6. derste görüşmek üzere. Zor bir konuyu daha geride bıraktık. Her şey inşallah bizim için çok daha güzel ve kolay olsun Arapça adına. Allah gayretlerimizi arttırsın, çabalarımızı arttırsın ve bizlere de Arapçayı öğrenmeyi cümlemize nasip eylesin. Diğer videolarda görüşmek üzere, 6. derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın sayın hocalar.